Ciao Ismail, grazie per essere qua in ambasciata dei diritti ed aver insomma, partecipato stasera a Frontiere Resistente. La libertà in Turchia per i giornalisti o la non libertà per i giornalisti in Turchia, cosa significa? Türkiye'de yani gazeteciler için özgürlük ya da olmayan özgürlük yani şimdiki ne demek yani şimdi nasıl anlatabilirim? Türkiye'de şu anda 60'tan fazla gazeteci cezaevinde. Cezaevine girmeyen gazeteciler ise soruşturma altında. Sürekli mahkemelere gitmek, gelmek zorundalar ve haklarında açılan davalarla boğuşmak zorundalar. Ayrıca medyanın %90'ı Erdoğan yönetiminin kontrolü altında. Bu şu demek: geriye çok az bir özgürce yazabilen, düşünebilen bir medya var. Ve bunlar da mahkemelerle, davalarla, hapis tehditleriyle uğraşmak zorundalar. Ben terör örgütü üyesi olmakla suçlandım. Ve bundan dolayı 6 yıl 3 aydan başlayarak ceza alma tehlikesi yaşadım. Eğer ülkemden ayrılmasaydım şu anda cezaevinde olacaktım, diğer meslektaşlarım gibi. Ve ben terörist değilim. Bir suç işlemedim. Trafik cezam bile yok. Ve benim gibi yaklaşık 600 bin kişi terör soruşturmasına maruz kaldı. Bu insanlar da terörist değil. 600 bin kişilik bir terör grubu olamaz. Per le prossime elezioni in Turchia, come vedi la situazione e cosa rappresentano le elezioni per tutti i giornalisti turchi, o anche per i giornalisti turchi, rifugiati in Europa e che sono degli obiettivi per, Erdogan, e che vengono appunto colpiti dal regime? Bu seçim bazı şeylerin değişmesi için bir fırsat olabilir. 21 yıldır ülkeyi Erdoğan yönetiyor ve bunun oluşturduğu korku atmosferi, korku iklimi dağılabilir. Eğer bu şekilde olursa Türk demokrasi tekrar bir nefes alır ve toparlanma fırsatı yakalar ve özgürlükler arttığı için, demokrasi arttığı için Avrupa'daki gazetecilerde ve Avrupa'ya gitmek zorunda kalan birçok akademisyen, yazar, muhalif kişiler de Türkiye'ye dönebilirler. Beklentimiz bu yönde.